Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Renault Grup açıklamasına göre, RGO, Renault Grup'un 2021 yılı Ocak ayında global basın toplantısı ile açıkladığı orta vadeli Renaulution planı kapsamında, Türkiye'deki varlığını ve yatırımlarını güçlendirecek, yeni atılım, provesini hayata geçirmek amacıyla kuruluyor. Renaulution planının ana hedefi, gelecek dönemde iş modellerini, teknoloji, enerji ve mobilite başlıkları üzerine kurgulayarak, Renault Grup'u yeni mobilite ekosisteminin bayrak taşıyıcısı haline getirmek olarak açıklanıyor. Bu yeni yapılanmayla birlikte Renault Grup, OYAK Renault Bursa fabrikasındaki üretim ve MAS bünyesinde devam eden Renault ve Dacia markalarının satış pazarlama operasyonları başta olmak üzere OYAK grubu ile olan köklü ortaklığının güçlenerek devam edeceğini açıkladı. Açıklamaya göre, Türkiye'de %100 Renault Grup iştiraki olarak faaliyet gösterecek şirketin üst yöneticilik, CEO, görevine 1 Aralık 2021 itibarıyla Hakan Doğu atandı. Halen Renault Grup Kurumsal Yönetim Komitesi'nde yer alan Doğu, Renault Grup satış sonrası kıdemli başkan yardımcılığın yanı sıra, RGO AŞ CEO görevini de yürütecek ve Renault Grup CEO'su Luca de Meo'ya bağlı olacak. Hakan Doğu, grubun Türkiye'ye yönelik yeni atılım planının uygulanması ve yönetiminden sorumlu olacak. Açıklamada aktarılanlara göre, Renault Grup, 1968'den bu yana Türkiye'de, OYAK grubu ortaklığında köklü ve başarılı bir şekilde varlık gösteriyor. Binek araç üretiminde lider konumunda olan ve üretiminin %80'ini ihraç eden OYAK Renault Bursa fabrikası, Türkiye'nin en fazla ihracat yapan şirketleri arasında 3. sırada yer alırken, Türkiye'nin toplam ihracatına 3 milyar avroluk katkıda bulunuyor. Grubun 2000 yılından bu yana Türkiye'ye yaptığı yatırımların toplamı ise 2 milyar avro seviyesinde bulunuyor. Dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Esenlikle kalın.